Evet arkadaşlar, geçen derste biyodüzenin özelliklerinde kalmıştık. Şimdi bu kısımdan itibaren devam edeceğiz dersimize. Dizel motorunda herhangi bir modifikasyon olmadan kullanılabilir. Özellikle klasik dizel motorlarında hiçbir modifikasyon gerektirmez. Ama günümüzdeki yüksek basınçlı ve iyi atomize yakıt enjeksiyonu yapan cam rail gibi sistemlerde direkt olarak kullanılması, yani %100 olarak kullanılması mümkün değil. Ancak işte seyreltilerek bir miktar B10, B20'ye kadar belirli miktarlarda kullanılabilir. Biyodizel çözücü bir özelliği var. Bu nedenle yakıt deposu ve borularındaki tortu ve kalıntıları çözer. Bu durum hani iyi bir şeymiş gibi görünmesine rağmen bazı hallerde yakıt filtresinin tıkanmasına neden olabilir. Tabii yakıt filtresinden sonra bir takım tortular oluştu ve bunları çözdüyse eğer biyodizel, tabii bu durum yakıt enjeksiyon sisteminde bir takım tıkanmalara, arızalara, hatalara da sebep olabilir. Bu da dikkate alınması gereken bir husus. Yakıt istasyonlarında ve servislerde herhangi bir değişikliğe gerek bırakmadan kullanılabilir yine. Dolayısıyla yine istasyonlardaki normal donum tesisleriyle dolum yapma imkanı mümkün. Servislerde de herhangi bir ekstra tedbir ya da önlem almaya gerek yok. Özellikle eskiden biliyorsunuz işte LPG yeni yeni kullanılmaya başladığında aracınızda LPG varsa yetkili servise giderken LPG tankının sökülmesini istiyorlardı sizden. Böyle değişik talepler olabiliyordu. Biyodizel için böyle bir şeye gerek yok. Çünkü zaten standart benzin yakıt deposunun içerisine motorinle birlikte karıştırılabilir. %100 kullanılabilir dediğimiz gibi. Diğer bir takım parametrik özelliklerine baktığımızda ise viskozite değeri burada bizim için oldukça önemli. Önce ondan başlayalım o nedenle. Dizelin viskozitesi bakın 2,5 ile 3,5 aralığında değişiyor. Biyodizelinki dizele göre biraz daha yüksek. Bazı iyi optimize edilmeden üretilmiş biyodizellerde bu değer 6-7 seviyesine hatta 8'lere kadar çıkabilir. Dolayısıyla işte 8 milimetre kare bölü saniyelik bir viskozite yakıt enjeksiyon sisteminde kesinlikle zarar verecektir. Bu durumda bunun düşürülmesi lazım ya da en azından dizelle karıştırılarak bir miktar seyreltilmek suretiyle kullanılması lazım. Standart referans değere baktığımızda yani olması gereken bir dizel motorunda kullanılacak olan yakıtın viskozitesi 2 ile 4,5 aralığında. Çok düşük olmasını da istemiyoruz. Yani 2'den daha da az olması da işimize gelmiyor. Bunun nedeni şu. Dizel yakıtı aynı zamanda yüksek basınç pompası, işte enjektör gibi yakıt enjeksiyon sistemindeki parçaların da aynı zamanda yağlanmasını sağlayan parça ürün daha doğrusu. Biz özellikle yüksek basınç pompasında bugün 2500 barlara kadar ulaşan yüksek basınçlarda çalışıyor pompa. Bu basınca dayanabilmesi için işte onun yataklarının, plancır yüzeylerinin, sindir yüzeylerinin yağlanması gerekir. Ama biz burada harici bir yağlama yani motor yağıyla yağlama işlemi gerçekleştirmiyoruz. Buradaki yağlama işleminin tamamı yakıtın kendisi tarafından sağlanıyor. Bu nedenle viskozitenin çok düşük olması burada yağlama problemlerine yol açar. Dolayısıyla yağsız kalan bir İşte yakıt enjeksiyon sistemi de kısa zamanda aşınarak görevini yapmamaya başlayacaktır. Bu nedenle değerin düşük olmasını istemiyoruz. Yüksek olmasını da şu nedenle istemiyoruz. Yüksek olması durumunda da bu sefer hidrodinamik sürtünme kuvvetleri artacaktır. sürtünme kuvvetleri artacaktır. Dolayısıyla viskozitenin yüksek olması pompada işte kam kesilmesine, işte mil kesmesine, enjektörlerin arıza yapmasına, enjektör deliklerinin aşınmasına ve yüksek viskozite aynı zamanda yakıt atomizasyonunun da kötü olmasına sebep olur.
Bu nedenle viskozitenin yüksek olması da istenmiyor. Her iki durumda da arıza durumlarıyla karşılaşabilir. Çok yüksek viskozite ve çok düşük viskozite durumlarında. Bu nedenle biyodizelin viskozite değeri önemli. Neden biyodizel ürettiğimize gelecek olursak, ham bir yağın, mesela işte ayçiçek yağının biz dizel motorunda direkt olarak kullanamaz mıyız ayçiçek yağını? Kullanabiliriz. Normal işte yakıt gibi onu da depoya koysak aslında silindirin içerisine püskürttüğümüz sürece bu yağ yanar. Yani ham yağ şeklinde de biz bunu aslında yakabiliriz. Yani ısıl değer bakımından falan yine değeri oldukça iyi. Ama bugünkü yakıt enjeksiyon sistemlerinde bunu yapmamız mümkün değil. Hatta klasik yakıt enjeksiyon sistemlerinde bile çok ciddi sıkıntılar doğurabilir. Bunun nedeni şu, ham yağların viskoziteleri çok yüksek. Mesela ayçiçek yağının viskozitesi 30-35 işte milimetre kare bölü saniye civarında. Yani bunun yaklaşık 10 katı, 9 kat, 10 katına kadar çıkabiliyor dizel ve biyodizele göre. Dolayısıyla bu kadar yüksek viskoziteli bir ürünü bizim motorda direkt olarak kullanmamız söz konusu değil. Bu nedenle biz onu esterlerine dönüştürmek suretiyle bir miktar viskozitesini düşürüyoruz. Bu işleme zaten biyodizel üretimi diyorduk. İşte trans esterifikasyon, onu bir önceki derste anlatmıştık, açıklamıştık. Bu nedenle biyodizel üretiminin temel nedeni bu. Ham yağların viskozitelerinin çok yüksek olması. Yoğunluklarına baktığımız zaman biyodizelin yoğunluğu dizele göre, dizel yakıtına göre kısmen bir miktar daha yüksek. Isıl değeri 37 megajül bölü kilogram civarında. Dizelinki 42 megajül bölü kilogram civarında ama şu yoğunluğun yüksek olması bunu biraz telafi ediyor. Neticede işte aynı miktarda işte aynı hacimdeki yakıtı biz silindirin içerisine püskürttüğümüz zaman aşağı yukarı aynı ısıl değere yakın bir enerji göndermiş oluyoruz silindirin içerisine. Bu da biyodizelin yoğunluğunun bir miktar daha yüksek olmasından kaynaklı. Parlama noktasına baktığımızda parlama noktası 120 derecenin üzerinde. Bu açıdan biyodizel dizele göre oldukça avantajlı. Neden? Şundan dolayı parlama noktası biliyorsunuz yani bu silindirin içerisindeki yanmasıyla falan bir ilişkisi yok parlama noktasının. Parlama noktası ancak yakıtın bir yerden bir yere taşınması, transfer edilmesi sırasında ki güvenliği ile ilgili. Parlama noktası yüksek oldukça bu durum şunu gösterir. Yakıt biraz daha güvenli bir yakıttır diğerine göre diyebiliriz. Dolayısıyla kolay kolay hemen buharlaşmayan ürünlerden biraz daha ağırcı ürünlerden oluşuyor da diyebiliriz. Kükürt içeriği biyodizelin işte %0,01'in altında. Ancak burada dizelinki %0,05 şin altında verilmiş. Artık bu değer sıfır. Bugün artık kükürtsüz yakıtlar kullanılıyor dizel motorlarında. Tabii bu söylediklerim işte kırsal motorin işte kaçak yakıt gibi ürünler için geçerli değil. Seten sayısı bakımından da biyodizelin avantajı var. Biyodizelin seten sayısı yani silindir içerisinde kendi kendine tutuşma eğilimi dizele göre daha yüksek. Dolayısıyla bu bakımdan da bir avantajı var. O nedenle biyodizel kullanılan dizel motorları daha sessiz de çalışır diyebiliriz. Özellikle mekanik yakıt enjeksiyon sistemine sahip ise. Su miktarı önemli. 200 PPM'in 200 miligram bölü kilogramın altında olması genellikle isteniliyor. Biyodizelde hatırlayacağınız üzere geçen haftadan suyla bir yıkama işlemi yani gliserini uzaklaştırmak için suyla yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Su tabi bu sırada yakıtın içerisinde bir miktar kalabilir. Biz onu daha sonra tekrar kaynatmak suretiyle yakıttan uzaklaştırıyor idik. Ancak o sırada eğer suyun uzaklaştırılması işlemi yeterince yapılmamış, yeterince düzgün yapılmamışsa geriye yakıtın içerisinde su kalması muhtemelen, kuvvetle muhtemel. Bu nedenle bu bir dezavantaj biyodizel için. Çünkü yakıtın içerisinde su bulunması ve sistemde korozif etki yaptığı gibi bir miktar da yakıtın ısıl değerini düşürdüğünden dolayı biraz da değersizleştirmiş oluyor. O nedenle suyun iyi uzaklaştırılmış olması gerekmekte.
Biyodizelin avantajlarına baktığımız zaman yenilenebilir ham maddelerden elde edilebiliyor. Bu bir avantaj. Yani atıklardan, işte biz atık lastikten, atık yağdan, her türlü üründen bunu elde edebiliyoruz. Çevre dostu, daha temiz bir yakıt, karbon oranı daha düşük. Dizel motorlarında herhangi bir modifikasyon gerektirmiyor. Bu açıdan avantajlı. Dizelle her oranda karıştırılarak kullanılabiliyor. Dizele göre daha fazla yağlayıcı. Bu nedenle motor ömrü bir miktar uzuyor. Bu viskozitenin yüksek olmasından da biraz kaynaklı. Yakıt tüketimi ve motor gücü işte aman aman diyecek kadar etkilenmez. Yani olumlu ya da olumsuz anlamda çok fazla etkilenmez. Kısmen tabii bir değişiklik görünüyor da ona bakacağız. Depolanması ve taşınması biraz önce söylediğim gibi parlama noktası daha yüksek olduğu için dizele göre özellikle daha güvenli. Yüksek alevlenme noktasına sahip, işte 150 derece gibi. Bu dizelde bu değer 125 derece. Antitoksik, yani herhangi bir zehirleyici ürün içermiyor. Bu açıdan da avantajlı. Yanmamış hidrokarbon oranı dizele göre %90, kanserojen etkisi ise %75-90 daha az baktığınız zaman petrolden elde edilen dizel yakıtına göre hidrokarbon oranı %90 daha az. Zaten kanserojen etkisinin az olmasının nedeni hidrokarbon oranının az olması. Hidrokarbon kanser yapıcı bir etkiye sahiptir vücutta. Zararlı egzoz emisyonları biraz önce söylediğim gibi daha az, çok daha az kükürt içeriyor. Burada da standartlar, işte bir takım metil esterleri, yani biyodüzel ile ilgili yağ asidi metil esteri, aynı biyodüzel demek. Burada onların biyodüzel ile ilgili yapılan bir takım testler ve bunların standartları var. EN işte 14103, EN ISO 3104 gibi böyle buradaki deney yöntemleri dikkate alınarak bu testlerin yapılmış olması gerekmekte. Bu referans değerler ileride ihtiyacınız olabilir, daha doğrusu ileride. Şimdi biyodizelin biraz performansına bakalım. Mesela No 2 dizel, bu No 2 dizel dediğimiz bugün pompadan aldığınız, işte herhangi bir benzin istasyonundan aldığınız dizel yakıtı. No 2 dizel yakıtının performans eğrisi şu: BMEP dediği megapascal, brake mean effective pressure, yani ortalama indike efektif basınç, silindir içi ortalama indike efektif basıncı, başka bir deyişle motor yükü ya da başka bir deyişle işte gaz pedalına ne kadar bastınız. İşte şurada tam basmışız. Burada biraz %75'e yakın basmışız. Burada %50'ye yakın basmışız. Burada da %25 basmışız gaz pedalına gibi de düşünebilirsiniz aşağı yukarı. Tam olarak onu karşılamıyor ama böyle, yani motorun yükü. De burada devir sabit. Motorun devri aynı. İşte 2200 devir. Sadece siz gaz pedalının konumunu değiştirerek motorun yükünü arttırıyorsunuz. Dolayısıyla çıkış torku artmış oluyor. Şimdi şuna bakalım. Termik verim, brake thermal efficiency şu, özgül yakıt tüketimi de bu taraf, özgül yakıt tüketimi, termal verim ve yüke bağlı bir grafik. Bakın, gaz pedalına bastıkça termik verim artıyor ve tam yükte bir miktar düşüyor. Burada tam yükte düşmesinin nedeni içeriye çok fazla yakıt gönderiyoruz. Bunun bir kısmı yanmadan dışarıya atılıyor. Bu normal bir durum, yani burada beklenilmeyen bir şey yok. Şimdi şuna bir bakın. Siyah olan dizel, normal pompadan aldığımız yakıt. Mavi olansa dizelin içerisine %5 miktarında şey katmışız, biyodizel katmışız. Özellikle şu maksimum noktada bakarsanız aşağı yukarı şeyler üst üste gelmiş. Yani herhangi bir verim kaybı burada görünmüyor. Şu noktalarda belki işte %1 bile diyemeyeceğimiz bir kayıp söz konusu. B10, yani normal dizelin içerisine %10 biz hacimsel olarak biyodizel ilavesi yapmışız. Bu durumda da gördüğünüz gibi yine oldukça az, belki %1 seviyesinde işte bir termik verimde bir düşüş. Benzer şekilde özgül yakıt tüketiminde de %1 seviyesinde bir artış görülüyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yani %5, %10, %20'ye kadar çok önemli bir şey yok.
Hatta %100 bile yapmış olsanız en fazla %5, belki işte %8'lik falan bir kayıp görülebilir. Dolayısıyla biyodizelin dizel motorlarda çok önemli bir şeyi yok. Performans bakımından kayıp yaşatmıyor bize. O nedenle büyük avantajlı. Bu yaşattığı ufak performans düşüklüğünün sebebi de biraz önce söylediğim gibi özelliklerde bahsederken geçmişti. Isı değerinin kısmen biraz daha düşük olması. 37 megajül bölü kilogram gibi bir ısı değeri vardı biyodizelin. Böyle bir etkiden söz edebiliriz. Şimdi gelelim biyodizelin en büyük handikapına. Yani biyodizel performans bakımından çok önemli bir, dediğim gibi, dezavantaja sahip değil. Hatta ve hatta bakın, is emisyonu, smog dediğim is emisyonu bakımından dizele göre daha avantajlı. Bu normal yapılmış bir test sonucu, yayınlanmış bir makale bu. Hidrokarbon, total hidrokarbon demek bu. Hidrokarbon emisyonları baktığınız zaman özellikle tam yüke doğru çok çok daha düşük. Şu noktalarda dizele göre tam yükte özellikle. Hepsinde düşük de tam yükte daha net bir fark görülüyor. Ancak şu eğriye bakacak olursak biyodizelin handikapı ortaya çıkıyor. Biyodizelin tek handikapı NOx miktarlarının normal dizel motora göre daha yüksek olması. Biyodizel is emisyonları, yani smog, duman ya da başka bir ifadeyle is emisyonlarını ya da partikül emisyonlarını azaltır. Hidrokarbon emisyonlarını azaltır. Karbonmonoksit emisyonlarını azaltır. Ama NOx emisyonlarını arttırır. Bunun nedeni NOx'in oluşumu için 3 temel parametre gereklidir arkadaşlar. Bunlardan birincisi sıcaklık. Yüksek sıcaklık ihtiyacı. Yüksek sıcaklıktan kastımız 1800 derece civarında bir sıcaklığa ulaşılmış olması lazım silindirin içerisinde. Bu dizelde de ulaşılır. Şeyde de, biyodizel kullansanız da ulaşılır. Bu şart her iki durumda da zaten ulaşılabilen bir şarttır. İkincisi yeterli oksijen. Silindirin içerisinde yeteri kadar oksijen olması lazım. Üçüncüsü de yeteri kadar zaman. Reaksiyon için, NOx oluşumunu tetikleyecek reaksiyonların oluşması için yeterli zaman. Bu üç şey olmadan NOx oluşmaz motorda. Şimdi sıcaklık var zaten. O sıcaklıklara ulaşır dizel motoru. Zaman desen zaman zaten var. Oksijen desen oksijen yok mu? Oksijen de var. Dizel motoru zaten hava fazlalığıyla çalışıyor. Ancak biyodizel kullandığında NOx emisyonlarının artmasının nedeni biyodizel yakıtının içerisinde bir miktar oksijen bulunmasıdır. Tekrarlıyorum. NOx emisyonlarının artmasının nedeni, biyodizel kullanıldığında NOx emisyonlarının artmasının nedeni biyodizel yakıtının içerisinde bir miktar oksijen bulunmasıdır. İşte bu oksijen de silindirin içerisine ekstra bir oksijen ilavesi yapar. Zaten yakıtla kimyasal olarak bağ kurmuş bir durumdadır. Kolayca NOx oluşumunu destekler. Bu nedenle biyodizel kullanıldığı durumlarda her zaman genellikle dizel yakıtına göre daha yüksek miktarlarda NOx emisyonu salımı gerçekleşir. Tabi bu bir dezavantaj şey için, dizel motoru için. Bunun egzozda artık yanma sırasında azaltılamadığına göre egzozda bir after treatment sistem kullanılarak, işte NOx traf filtre mi kullanacak ya da katalitik konvertör mü kullanacak, böyle bir sistemde mecburen azaltılması ve dolayısıyla ekstra bir maliyet getirmesine gerek duyulacaktır diyebiliriz.